Aşkın ya de başıma, aşkın ya de başıma. Dole me dör kar me dör, dole me dör kar me dör. Benom ne ateş maya, benom ne ateş maya. Cesaretim var me dör, cesaretim var me dör. Allah kek yayla sena, Allah kek yayla sena. Dolu da yar karda, dolu da yar karda. Sezane çoğulano, sezane çoğulano. Ne işi vardı burada, ne işi vardı burada. İnelim derelere, inelim derelere. Tutelim alabalık, tutelim alabalık. Uşak sen ne güzelsin, uşak sen ne güzelsin. Gel edelim sevdalık, gel edelim sevdalık. Arıcılığa 12-13 yaşlarında babamla beraber karakovanla uğraştım. 28 senedir fenli kovanla uğraşıyorum. Devamlı arıcılıkla uğraşan profesörlerden bana hediye gelen kitapları okuyarak devamlı okuyorum. Karadeniz'de arıcılık, Karadeniz'in iklimi gibi çok zordur. Yani iklime göre arıcılığı yapmak. Ana arının kovanlarını yaşlandığı zaman ana arı üretimini yapmak, ana arıdan arıyı almaktansa, yaşlı ana arıyı değiştirmektense kendi kovanlığında ana arıyı üretmek. Onun için zor kısımları var ama başarıyoruz. Hemşinli olarak bütün hemşinlilere buradan bir çağrım olsun. Hemşin balının yakasını bırakmayalım. Nav yapacağım kafama taktım, bir ırmak kenarına gittim. Eri bir şimşir ağacı buldum. Onu biçkiyle kestim. Boyunu, sağını solunu temizledim. O zaman ki bu zamanın aletleri yoktu ya, bu teknoloji yoktu. Sadece bir altılık demir, cam kırığı, zımpara falan yoktu. Onu kestim, içini oydum. Ve o ateşliği ısıtarak o demiri, matkap görevini yaptım, deldim. Zımparasını cam kırığıyla yaptım. Vernik yerine pamukla zeytinyağı sürdüm. Daha güzel oldu, sarı oldu. Ve bir gün babam dedi, bir arkadaşımıza tulum navı lazım. Bu navı verelim. O arkadaşımıza navı verdim. Aşağı yukarı 39-40 senedir. Yani bugünkü yaptığım navla hiçbir eksiği yok. Halen duruyor. Çalmaya tulum yaptığım zaman hemşinde bir köye gittim. Bir akrabamız, iyi bir horancı abimiz Macit Atacan. O düğüne götürdü. İlk düğünümdü o benim. 4 parça biliyordum. Onları çaldım sabaha kadar ama tabii parmaklarım çok yorulmuştu. O abimiz bana cesaret verdi. Murat Atacan arkadaşımı 20 senedir tanıdım. 20 seneden beri eskiden vartovarlı olurdu. Yayla şenlikler olurdu, vartovar deriz o zaman. O şenliklerde, o vartovarlarda çok güzel tulum çalardı. Ama şimdi o vartovarlar biraz azaldı. Belli yaylalarda var. Bu Murat bir beyefendi arkadaşımız da
Bu şenlikler zaman zaman geliyor, renk atıyor. Çok güzel bir tulum çalar. Hem imal ediyor, kendisi yapıyor bu tulumu. Onu da çok güzel bir ortam sağlıyor. Eller beraber, beraber beraber, kollar beraber, beraber beraber. Haydi Ayşen! Hay hay, hay hay, hay hay, hay hay, hay. Sallan lallan, kala köye. Hangi yaylaya çıkacaksınız? Ağustos 15'inde. Ağustos'un ilk haftası Kavrun. Kavrun yaylasında ne kadar sürecek şeyiniz? Ağustos'un sonuna kadar. He. Ot biçme zamanına kadar. Tamam. Tulumcunuz Tahir midir? Tahir, yani Tahir tulum var. Çalan Bülent, başka Bülent abimiz var. Nasıl olacak etkinlikler yani? Akşamları muharram başlıyor. Akşamları başlıyor. Ondan önce hani herkes rutin günlük işlerini yapıyor. Akşama doğru gençler işte orada toplanıyor beraber arkadaşlar. Tabii herkes. Tulumcularımız zaten var. Rica tabii, ediyoruz. Tabii. Burası da Aydır. Hala zaten horonun yatağı. Tabii. Yani benim tulumculuktaki başarımın en büyük rolü de Çamlı Hemşin. Yani Çamlı Hemşin, Hala Deresi ve Elevit Yaylası tarafı. İşte oranın da ot biçimleri olurdu. Ben orada çok tulum çaldım. Murat, bu yörenin otantik yapısını bozmadan sazın, tulum sazının hem yapımcısı hem sanatçısıdır. Gayet güzel. Bunun yanında arıcılıkla uğraşır. Sevilen bir kardeşimizdir. Murat, şu an Çamlı Hemşin'in ananesini, orfunu çok iyi bildiği için gençlere de örnek oluyor. Dedim ya, yapımında bir memlekette eğer folklor değişiyorsa o memlekette kültür de değişmiş oluyor. Onun için biz kültürümüze sahip çıkmak mecburiyetindeyiz ve bunu en iyi şekilde yapanlardan biri Murat'tır. Sesi kimileri için hasrettir, kimileri içinse horonların, neşenin, eğlencenin vazgeçilmezi. Murat Atacan içinse yöresinin baş tacı, Rize'nin, Doğu Karadeniz'in olmazsa olmazı. Onun yaptığı her tulum yöresinin kültürüne bir armağan. Tulumdan el emeğini ve nefesini hiç esirgemeyen Murat Atacan, bu sabrını, üretkenliğini arıcılıkta da gösteriyor. Onun ürettiği ballar Çamlı Hemşin ve çevresinde yaşamın tadı oluyor.